Radyo tiyatrosu. Son tren. Yazan Behçet Necatigil. Mikrofona koyan Zihni Küçümen. Şehir tiyatrosu sanatçıları oynuyorlar. Kadın Gül Gülgün. Kocası Zihni Küçümen. Kız Ayşegül Devrim. Erkek Kamuran Usuer. Terzi Saime Arcuman. Ev sahibi Şakir Arseben. Ses alma ve teknik montaj Hayrettin Çalkılıç. Ne sıkıntılı hava. Yaprak kımıldamıyor. Ter içindeyim. Rüzgar çıksa, yağmur yağsa biraz. Bütün gün fena bunaldım. Açsana şu pencereyi. Radyoda ne var? Bilmem, bakayım. Kapat. Neden? Faydasız. Ne bekliyordun? Hiç. Yani niye faydasız? İçimdeki sıkıntıya. Kapat. Sıkıntının bütün geçmesine az kaldı. Nasıl, anlamadım. Bu gece gidiyor 10 treniyle. Kim? Erol. Ya. Sevinmedin mi? Niye sevineyim? İstemiyordun da onu. Ya, beni yanlış anlama. Ben hep iyiliğini istedim onun. Biliyorum. Bilseydin. Neyse. Uğurlamaya gidecek miyiz? Israrla rica etti sakın gelmeyin diye. Neden? Kendini suçlu hissediyor. Çok yük olmuş bize. Hiç düşünmedim. Olabilir. Bu sefer kesin mi kararı? Bu kaçıncı biliyorsun? Kesin. Akşamüstü bana uğradı. Birden karar vermiş. Biletini de almış. Tembel, sorumsuz, ilerisinde düşünmüyor. 28'ine geldi. Hala bir baltaya sap olduğu yok. Acıyorum. Öğrenimini olsun yarıda bırakmasaydı hadi neyse. Fakat... Anladı artık. Gidiyor. Dönmeyecek. A demek vedalaştınız. Evet. Biraz para verseydim bari. Vereyim dedim almadı. Gidince annemlerden alır. Üzülüyor musun? Düzeleceğini umuyorum. Ummak isterdim. Hava serinleyeceğe benziyor. Hı. Yapraklarda bir kıpırtı var. Yağmur yağsaydı bari. Nerede? Herhalde sizsiniz. İstasyonda bizden başkası olmadığına göre. İkinci perona gelen trenden indiniz. Siz de birinci perona gelenden. Evet. Bir beni bıraktı o tren buraya. Hemen de kalktı. Benim tren gibi. Buradan da binen olmadı hiç. Olmadı. Gazino da kapalı. Ama önündeki banklara oturabiliriz. Dinlenirdik. Yoksa hemen mi gidelim? Hayır. Oturalım biraz. Neden böyle bomboş bu istasyon? Bilmem. Ama fena mı, buluşmamız kolay oldu. Bu da mı aklımızın ermeyeceği bir şey? Herhalde.
Dünyada nice gizli şeyler var. Bizim buraya getirilmemiz gibi. Getirilmedik. Kendiliğimizden geldik. Öyle mi dersiniz? İstemeseydik gelmezdik. Bilinmez. Siz niye geldiniz? Ben öğrenmeye geldim. Neyi? Doğru olup olmadığını. Neyin? Erkek de sizi mi sevmişti? Bunda merak edecek ne var? Beni değilse bir başkasını sevmiş olabilir. Sizi buralara çeken bu olmasa gerek. Ya nedir? Önleyemediğiniz bir itilme. Onu görebilmek. Siz de ötekini görmek için geldiniz şu halde. Erkeği. Sevgilinizi görmeye geldiniz. Eski sevgilimi. Evlerinde. Karısının yanında. Karısı. Yani bir zamanlar sizin sevgilinizdi. Şimdi onun karısı. Eski sevgilim. Şimdi değil mi? Değil. Sesiniz aksini söylüyor. Olabilir. Ne kadar sürmüştü? 3-4 yıl. O kadarcık mı? Duygunun şiddeti sayılara bağlanan zamana göre ölçülürse evet. Sonradan hiç görmediniz mi? Görmedim. Dostça ayrıldık. Tıpkı bir tanıdığım bir toplantıda tanıştırdığı, çok kısa bir süre ortak konularda konuştuğumuz bir kimseden ayrılır gibi. Yine görüşelim diyerek. Saygılı, nazikçe ayrılır gibi. O kadar mı kolay olmuştu? Görünüşte. Görünüşte serin kanlı, kayıtsız, hatta sürüncemede bir durumdan kurtulduğum için sevinmiş gibi. Ama sonra acısı sona başladı. Birdenbire başladı. Patlak verdi, boşandı, geceleri doldurdu. Uykulardan oldum. Kırılan onurun baş kaldırması, bırakılmışlığın acısıydı bu. Sonra çıkıyordu. Bıraktı. Bıkmıştı. Çok beklemişti. Biraz daha bekleseydi. Fakat kadınlar sabırsızdırlar. Affedersiniz, sizin için söylemedim. Bekle deseydi bekleyebilirdim. Ama bıraktı. Yorulan bendim oysa. Fakat bütün ömrüm beklemekle geçebilirdi. İsteseydi. Fakat bıkmıştı. Sevgilinizle nişanlandığını işitince önce pek aldırmadım. Fakat sonra... Şaşkınlığınız uzun sürdü. Hiç ummamıştınız. Benim gibi. Sonra alıştım. Ne hakkım vardı? İstenmeyen biriydim. Utancımı kendimde boğdum. Aradıklarını bende bulamamıştı. Haklıydı. Başkasına gitti. Üzüldünüz. Fakat kızmadınız mı? Siz kızmış mıydınız? Durumlarımız ne de olsa farklı. Siz bir kadın olarak... Aynı şey. Kadın veya erkek. İkimiz de bırakılmış değil miyiz? Evet. İkimiz de. Yoksa siz mi onu bırakmıştınız? Yok, hayır. Emin misiniz? Bırakılanlar kadınlardır çok gene. Eskidenmiş. Belki. Mektubu ne zaman aldınız? Dün. Ne yazıyordu? Bu istasyonun adı, bineceğim tren, saat kaçta burada olacağım. Sonra sizin de aynı saatte burada olacağınızı yazıyordu. Sonra onlara gideceğimizi. Bakın, aynı mektup bende de var. İşte son cümleler. Birlikte gideceksiniz, adreslerini biliyorsunuz. İmza? İmza yok. Bana gelen mektup da imzasız. Kim yazdı dersiniz? Bilmem, daktiloda yazılmış. Tıpkı bana gelen mektup gibi. Bize bu mektubun birer kopyasını yollayan dördümüzü birden çok iyi tanıyan biri olmalı. Evet, çok tuhaf. Peki niye gizliyor kendisini? Hem sonra verdiği direktifleri yerine getireceğimizden ne kadar emin konuşuyor, değil mi? Öyle, bizi iyi tanıyan biri herhalde. Demek bilmeden yıllar yılı içinizde bu isteği yaşattınız. Hangi isteği? Onları, karı koca bir arada evlerinde görmek isteğini. Şimdi de siz çok emin konuşuyorsunuz. Çünkü bu benim de dileğimdi. Yıllardır içimde büyüttüm. Artık bu isteğe karşı koyamaz olmuştum. O hale gelmişti ki artık içime sığmaz olmuştu. Mektup tam vaktinde geldi. Ya gelmeseydi? Buraya tek başıma gelecektim. Kim olduğumu öğrenip mektubu bana siz mi yazdınız yoksa? Yok, hayır, ben yazmadım. Siz yazdınız. Bilmiyorum, bu oyunda benim de bir rolüm olduğunu öğrendiniz nasılsa. Bir suç ortağı gibi beni de sürüklediniz bu işe. Hayır, değil, inanın ki değil. Ben sizin varlığınızı bu mektupla öğrendim. Sizi ilk burada gördüm bugün. Dileklerimizin çoğu uzun zaman içimizde biz bilmeden yaşar da günün birinde aydınlığa çıkar. Kesinlik kazanır. Biz ancak o zaman farkına varırız onların. Mektup bende öteden beri böyle bir dileğin var olduğunu ortaya koydu. Yıllar yılı süre gelmiş tedirginliklerimin sebebini mektuba alınca anladım. Artık benim muhakkak onlara gitmem gerek. Siz de öyle. Ne desem ki? Galiba ben de alttan alta sizin gibi düşündüm. Yani ben de bir gün onların evine gitmeyi düşündüm. Herhalde farkında olmadım. Böyle bu. Yoksa gelmezdiniz.
Belki. Fakat ben adreslerini bilmiyorum. Ben biliyorum. Yani ilk adreslerini biliyorum. Evlendikleri zamanki adreslerini. Şimdi nerede olduklarını oradan öğrenebiliriz. Gidiyoruz değil mi? Gidelim. Ne var? Ne yapıyorsun? Hiç. İçime akşam garipliği çöktü. Hayallere daldım. Bana da anlatsana hayallerini. Sen hiç şövalye romanları okudun mu? Unuttum. Belki okumuşumdur. Ben bir şövalye olsaydım, bir şatoda yaşasaydık, hendeklerle çevrili bir şato. Ama... Ama? Zehirli su dolu, derin, geniş hendekler. Neden zehirli su? Şatoya gelmek isteyenler usta yüzücü bile olsalar, hemen ölsünler diye. Daha neler? Kimseyi sokmayacak mısın şatona? İstemedikler mi sokmazdım. Asma köprü olurdu hendiğin üstünde değil mi? Olurdu. Olunca da köprüden istediklerini geçirirdin. Zehirli suya ne hacet? İstemediklerimi geri çeviremezdim ki. Neden? Yüzüm tutmazdı gelmeyin demeye. Gelsinler ne çıkar? Huzurum kaçardı. Hilmi, sen hep kardeşimi Erol'u düşünüyorsun. Onun bizde kalaşı bu kadar mı canını sıktı senin? Hayır. O halde? Yorgunlukların araladığı kapılardan bilincimize saçma sapan hayaller dolabilir. İlle sebep mi aramak lazım? Ama bu hayal aklı hemen kardeşimi getiriyor. Ne yapayım? Erol kardeşim. Gelme denmez ki. Hem biraz misafirsever ol canım. Sonra unutma ki ben de çalışıyorum. Aksini söylemedim. Tut gibi manto yaptırdım. Bir şapka aldım o parayla. Canım, durma ters açılardan bakma. Ya? Çalışması lazım. Hep anne, abla, enişte ekmeğiyle yaşayabilirim bir erkek. İşte o da nihayet anladı bunu. Gidiyor. Gitsin güle güle. Of. İçimde büyük bir sıkıntı var Aynur. Sanki suçlu benim. Ama onun da anlaması, kendi durumunu düzeltmesi lazım. Geç bile kaldı, yalan mı? Hilmi, artık bunu düşünme. Gidiyor işte, çalışacak. Diyelim de öyle olsun. Bırak şimdi bunları. Ben sana sormaya gelmiştim. Salata da yapayım mı? Sen bilirsin. Peki başka? Başka? Bilmem ki. Bir şey alınacak mı dışarıdan? Gelirken aldık ya. Erken mi yiyelim yemeği? Nasıl istersen. Sen söyle. Hepsi bir. Peki. Ben hazırlayayım, sana haber veririm. Aynur. Ne var Hilmi? Mutfakta mum var mıydı? Mum mu? Ne mumu? Yakmak için. Olacak. Ne yapacaktın? Hiç. İçecek bir şey? Bir şişe şarap var, soğuktur. Fakat bu sıcakta... Olsun, aldırma. Hilmi? Söyle. Kutluyor muyuz yoksa? Neyi? Ne bileyim, mum ve şarap dedin de Erol'un gidişini mi dersin? Yok canım, birdenbire işte öyle aklıma geliverdi. İnanayım mı? İnan. Tütüncü bu sırada dördüncü sokak demişti. Bu üçüncü. Bundan sonraki olacak. Evet. Acaba yine orada mı oturuyorlar? Bilir miyim? Çok yavaş yürüyorsunuz. Ayaklarım geri geri gidiyor. Hakkımız yok buna. Niye? Kurdukları düzeni yıkmaya. Zalimlik bu bizim yaptığımız. Günah ve suç. Biz kullanması gereken bir şeyleri yıkmaya, yok etmeye gidiyoruz adeta. Neden? Biz bir dostluk ziyaretine gidiyoruz. Çoktandır görmediğimiz iki eski dostu ziyarete gidiyoruz. Kendiniz de inanmıyorsunuz ya buna. Başka ne olabilir? Kalbi kötü kişileriz. Nispet vermeye gider gibiyiz. Ya da hesap sormaya. Evlilik hayatlarında mutlular mı bakalım? Değilseler yanıldıklarını yüzlerine vurup sanki öc alırcıyız. Ben sizden kuvvet almak istiyorum. Böyle konuşmayın. Arada 10 yıla yakın bir zaman var. Taraflar için tehlike yok artık. Öyle mi dersiniz? Artık geçti demiştiniz. Geçti. Benim için evet. Belki ilk yıllardaydı. Ama şimdi... Tamam, geldik. Burası. Ne diyeyim bilmem ki. 2 yıl kadar kaldılar evimde. Onlara 2 oda vermiştim. Pansiyoner gibiydiler. İkisi de çalışıyordu. Odalarını kapatır giderlerdi. Ama bir gün... Evet. Bir gün özür dilediler. Kibar insanlardı çok.
özür dilediler, çıkmak istediler. Neden peki? Kira pahalı geliyormuş. Kocasının işleri bozulmuş o sıra. Daha ucuz bir yer bulmuşlar, çıkmak istediler. Sizden memnunum, kirayı indirin de kalın burada dedim, kabul etmediler. Bizim yüzümüzden geliriniz azalmasın, siz de zor geçiniyorsunuz dediler. Çok iyi insanlardı. Nereye taşındıklarını biliyor musunuz? Biliyorum ama şimdi gene oradalar mı bilmem. Buradan nereye gittiklerini biliyorum. Adres bırakmışlardı bana. Ara sıra uğrarlardı. Ben de gittim birkaç kere. Fakat birkaç yıldır görünmez oldular. Çünkü bir şeker alın bari, kahve içmiyorsunuz madem ki. Evet, çünkü nasıl desem bilmem ki, Hilmi Bey çok değişti. Kocası ne gibi? Ben onları evlatlarım gibi severdim. Onlar da beni anne bilmişlerdi. Fakat benim bir yeğenim vardı. Evet. Ara sıra gelir gider bana. Bekar. Aynur. Evet. Aynur biraz fazla yakınlık göstermeye başladı yeğenime. Hilmi Bey'i öyle sanıyorum ki kıskanıyordu. Demek çok seviyor. Sandı ki buradan uzaklaşırlarsa birbirlerini bir daha göremeyecekler. Fakat hepsi boş. İnsan nerede olursa olsun aklına koymasın bir kere. Gene arar bulur. Buluşmaya mı başladılar? Yok yok, aslında Hilmi Bey'in kuruntusu. Hiçbir şey yoktu, sadece kuruntu. Sağ olsun çok huysuz, kıskanca olmuştu son aylarda. Niçin? Biraz da geçim sıkıntısı. Evliliği ayakta tutmak kolay değil başlangıçta. Hele araya bir soğukluk, bir tatsızlık girdi mi? Bence Aynur evlilikte aradığını bulamadı. Belki ilk aylarda bulduğunu sandı ama sonra bir hata ettiğini anladı. Yanıldığını anladı demek. Öyleye benziyordu. Çocukları yok muydu? Yok. Sebep biraz da bu ya. Olsaydı bir takım pürüzler kendiliğinden düzelirdi. Ama sessiz, kibar insanlardı Allah için. Hiç kavga ettiklerini de görmedim. Sessiz sürüp giden facia demeli daha doğru. Bilmem. Talihsiz yavrucak. Aynur yani. Ama düzelir düzelir. İkisi de daha genç. Genç sayılırlar sizin gibi. Sizin arkadaşınızmış madem. Nasıl bilmezsiniz adreslerini? Araya uzun yıllar girdi. Birbirimizi kaybettik. Kısmet. Bugün bir fırsat çıktı da. Çok güzel. Gidin bulun onları. Sevinirler. Çok yalnızlar. Sebep biraz da bu ya. Hemen hemen hiç kimseyle görüşmezlerdi. Evden işe, işten eve. Pazar geceleri arada bir sinemaya giderlerse hepsi o kadar. Doğru değil tabii, doğru değil. Müsaadenizle artık gidelim biz. Adresi verseniz de gitsek. İşinizden de alıkoyduk sizi. Hayır canım, niçin oturduk konuştuk işte. Hem benim işimin acelesi yok ki. Şu dikişin tellerini sökecektim işte, o kadar. Biz gidelim, geç kalmayalım. Siz bilirsiniz. Burada bir defter de olacaktı. Tamam, buldum işte. Buyurun. Şu kağıda yazı vereyim. Sokağı 26 numara. Emekli bir valinin evi. İkinci katta oturuyorlardı. İki oda, bir mutfak, banyo. Gittim gördüm, fena değil. Tam onlara göre. Zaten kaç kişiler ki? Hizmetçileri falan yok muydu? Yoktu. Dünyanın parasını istiyor hizmetçiler. Bir kadın bulmuşlardı. 15 günde bir gelir çamaşırlarını yıkardı. İşte böyle geçinip gidiyorlardı. Kolay değil tabii. Çok teşekkür ederiz. Biz gidelim. Gidin gidin, sevinirler. Durakta bekler, 30 numaralı otobüse binerseniz yarım saatte gidersiniz. Biraz uzakçadır. Şimdi dönmüşlerdir işlerinden, evdedirler. Nereye gidecekler? Benden de selam söyleyin çok. Severlerdi beni. Ben de onları tabii. Kısmet. Allah ağızlarının tadını bozmasın. Her şeyin başı o. Gerisi boş. Çok teşekkür ederiz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Bir kahvemi bile içmediniz. Bu olmadı. Kusura bakmayın. Güle güle. Güle güle. Nasıl bilmem? Bu evde yıllarca oturdular. Buyurun, içeri buyurun. Rahatsız etmeyelim. Ne demek, memnun olurum. Üstelik yabancıymışsınız. Anlatmam gerek şimdi nerede olduklarını. Ayaküstü olmaz. Buyurun. Hem size anlatayım da bazı şeyleri ona göre davranın. Gelin canım içeri, 5 dakika buyurun. Rahatsız ediyor. Yok canım, yok canım. Evet. Demek çocukluk arkadaşlarınız. Ne iyi. Eski dostluklar, eski hatıralar hiç unutulur mu? Yolunuz düştü, göreceksiniz. Güzel. Şaşıracaklar. Kim bilir ne kadar da sevinirler tabii. Nereden nereye? İki eski arkadaş, yanlarında eşleri, yıllar sonra nereden nereye? Hayatta ne güzel tesadüfler var.
İşte yaşamanın tadı, manası. Hatıralar da olmasa çekilmezdi. Çok doğru. Efendim, biz burada bir köroğlu bir ayvaz karımlayız. Kapımızı bir tanıdık açacak da arada 3-5 laf edeceğiz. Ben memnunum, çok memnunum. Ama karım sıkılır yalnızlıktan. Git diyorum o kadar, git oğlunun yanına, kızının yanına. Her biri bir şehirde. Torunlar tam sevilecek yaşlarda. Gitmez, ille başımı bekleyecek. Gelir şimdi, neredeyse gelir, çarşıya çıkmıştı. Şimdi nerede oturduklarını biliyor musun? Ha, evet evet, onu diyecektim, biliyorum. Fakat acele etmeyin canım, nasıl olsa bu gece artık onlarda kalırsınız. Bırakmazlar zaten. Ne çıkar? Fazla yatakları yoksa kerevette, sedirde yatıversinler. Kuru tahtalar da sizi yatıracak değiller ha? Hem bunca yıl ayrılıktan sonra hiç uyumak olur mu? Yılların hasreti. Bunca yıl eski hatıra, sabahlara kadar konuşursunuz. Uyunmaz böyle gecelerde. Ama siz pek üzgün gibisiniz. Hı? Ben de çok konuşuyorum değil mi? Konuşmayı severim. Canım efendi oğlum, dünyaya konuşmak için geldik. Ama doğru, size sıra gelmiyor değil mi? Rica ederim, ne demek? Haklısınız tabii. Fakat anlayamadım doğrusu. 200 kilometre bile yok. O kadar yakında olasınız da nasıl bilmezsiniz bu şehirde olduklarını? Biliyorduk. Ama araya uzun zaman girdi. Buraya gelmelerinden sonra ilk oturdukları yeri biliyorduk tabii. Mektuplaşıyorduk. Sonra bir ara kestik mektubu. Şimdi bir sürpriz yapalım dedik. Her neyse, iyi ettiniz. Çok iyi. Efendim, bizim bu evde yıllarca oturdular. Önceleri gözümüz tutmamıştı pek. Hırçın sinirli bir halleri vardı. Sürüp giden bir gerginlik içinde gibiydiler. Bir şeye pişman olmuş gibi mi desem? Evet, evet galiba öyle. Ay yo yo. Açık seçik bir şey yoktu görünürde. İyiydiler, hoştular, mesuttular. Birbirlerini kıracak en küçük bir taşkınlıkları yoktu. Bu işin görünüşü ama içte içeride ancak sezilir bir şey. Biz çok yaşadık. Her türlüsünden gün gördük, adam tanıdık. Gözümüzden kaçmıyordu. Yani ne gibi, bir geçimsizlik falan? Ha, değil. Anlatması zor biraz. Bir hava, aşılmaz bir duvar. Nasıl desem? İşte acayip bir şey canım. Ben çıtlattım, siz anlayıverin artık. Ne mutlu, ne mutlu. Sizin hayatınızda yok ki böyle şeyler. Tuhafınıza gitti. Evet, yok. Affedersiniz, ben de anlayamadım. Bildiğim kadarı Aynur çok anlayışlıdır. Tabii tabii. Zaten ayakta tutan oydu her şeyi. Yuvayı Aynur koruyordu. Çok mu severdiniz? Çok. Anlayamadım. Neyi sever miydim? Arkadaşınızı. Aa evet. Öyle ya, üzüldüm. Ne diye üzülesiniz? İlk zamanlar dedim ya, içten içe huzursuz, sıkıntılıydılar. İdiler ya, sonra kaynaştılar, duruldular. Neşeleri yerine geldi adeta. Sanki bir yükten kurtulmuş, unutmak istedikleri bir şeyi unutmuşlardı. Biz bir mana veremedik. Aralarından bir bulut yahut şeytan geçmişti sanki. Karı koca düşündük, anlayamadık. Ne oldu da birden değişti bunlar? Evet, değiştiler ama ben anlamıştım. Anlamış mıydınız? Neyi? Bir sır bu, karım bile bilmez. Nasıl? Saklayacağınızı bilsem söylerdim. Ha, söyleyin ne olur. Gördün mü karını? Kadınlar can atarlar sırları öğrenmeye. Hayır, onun için değil, affedersiniz. Yo, darılmayın hemen. Zaten söyleyecektim. Hem Aynur arkadaşınız sizin. Bilmez misiniz ne içli, ne duygulu olduğunu? Sonra güzel kızdır. Allah için, çok güzel kız. Öyledir değil mi? Bilmem ki. Kıskandınız mı yoksa? İnsan arkadaşını kıskanır mı? Madem öyle... Affedersiniz, onu demek istemedim. Yalnız... Ben de söylememiş olayım. Evet, ne diyordum? Ben onların bir gün, yalnız bir gün yüksek sesle konuştuklarını duydum. Belki bir küçük kavga, bir tartışma olur. Her zaman olabilir. Merdiven başındaydım. Yukarıda Aynur Hanım'ın hafiften hıçkırdığını duydum. Derken Hilmi çıkıştı karısına. Sanki dedi, onunla evlenseydim başka türlü mü olacaktı? Böyle dedi. Böyle dedi. Anladım ki kız eskiden başkasını sevmiş. Sevmiş miydi? Sevmişti. Tanır mıydınız? Hayır, ne bileyim. Ben Hilmi'nin evlendiği kızı henüz görmedim hiç. Öyleyse siz bilirsiniz hanım kızım. Hilmi Bey'den önce var mıydı bir sevdiği? Sanmıyorum. Ama olabilir. Olabilir tabii. Siz ne zaman evlendiniz? Onlardan sonra mı? Sonra. Evet sonra. O halde siz Hilmi Bey'in arkadaşısınız. Hanım kızım da Aynur'un. Evet. Güzel.
Çok sevinecekler. Madem eski arkadaşlarsınız, hemen bulun onları. Öyle olmasıydı da mesela... Evet. Hı-hı. Mesela siz Hilmi Bey'in eski sevgilisi olsaydınız... Evet. Gitmeyin derdim. Gitmeyelim mi? Gitmeyin. Neden peki? Gitmeyin derdim. Doğru olmazdı gitmeniz. Eski acıları hatırlatma, kapanmış yaralara deşmek doğru değil. Bence de öyle. Bir çeşit yüzsüzlük olurdu bu. Onurlu kimselerin yapacağı şey değil. Doğru. Siz ne diyorsunuz? Belki. Evet, ben de sizin gibi düşünürdüm şüphesiz. Ama dediğiniz durum olsaydı tabii. Fakat biz... Tabii. Ben de zaten sizin için söylemiyorum. Ortaya konuşuyorum. Yani öyle olsaydı böyle olurdu gibilerden. Hoş, nereden de aklıma geldi. Yerimiş şimdi bu sözlerin. Demek gidebiliriz. Elbette. Siz tabii gidebilirsiniz. Ha, evet. Ne diyecektim? Onlar buradan çıkalı 2 ay oldu. Söylemiştiniz. Peki neden çıktılar? Kaçtılar. Kaçtılar mı? Hemen hemen. Önceleri hırçın, sinirliydiler de sonradan neşeleri yerine geldi dedim ya. Evet. Hilmi Bey'in sanki bir takım dönemleri vardı da hep birinden ötekine geçiyordu. İki ruhlu gibi bir şey. İki ruhlu mu? Nasıl? Evet, zaman zaman birinden ötekine geçiyordu. Hatta 3 ruhlu da diyebilirsin. Olamaz. Ama oluyordu. Oldu. Hele şimdi bu 3. ruhundan hala kurtulamadıysa çok fena. Ne gibi? Anlatın lütfen. Tabii Hilmi son aylarda, yani buradan çıkacaklarına yakın bir korku hastalığına tutuldu. Ne korkusu? Sanki bir suç işlemişti, bir para çalmıştı. Birini öldürmüştü de peşine düşmüşlerdi. Korkuyor, kaçıyordu adeta. Yaklaşan bir felaketi sezinlemiş de ondan kaçar gibi. Tedirgin, tetikte. Bir gün yaşıma, tecrübeme güvenip kötüye çekmeyeceklerini düşünerek... Çünkü ne de olsa sayarlardı beni. Oğlum dedim, sen bir ruh doktoruna gitsen... Ne dedi Hilmi? Doktor ne yapsın bana dedi. Kendim önleyemedikten sonra. Elimde değil, biliyorum, saçma dedi. Neydi saçma bulduğu? Söyledim ya, peşinde oldukları duygusu. Her an kaçmaya hazır olmalıyız diyordu. Hayır, yani söylemiyordu açıkça. Ama davranışlarından bu çıkıyordu. Doktora gitti mi? Sanmam, gitmedi. Sinirlerim bozuk, geçer, çok yoruluyorum. Bir gün kendiliğinden geçer, az kaldı dedi. Karısını çok seviyordu. Sahiden sevseydi. Yo. Karısının tasalanmalarını gördükçe daha da üzülüyor ama önleyemiyordu. Ben önce acaba dedim, yoksa... Yoksa? Bunu yapmam doğru değildi. Çirkindi bir bakıma. Ama ben sahiden sevmiştim onları. Yoksa diye düşündüm, bu oğlanın bir açığı mı var? Gizlediği bir yolsuzluk falan mı? Tanırım çalıştığı yerin müdürünü. Meseleyi gizlice müdüre açtım. Sezdirmeden hesaplarını inceledi. Hayır, işlerinde en ufak bir ihmali yok. Anladım ki bu sadece bir sinir bozukluğu, bir kabus. Hilmi'nin bir süre izin alıp şöyle sessiz, kırlık bir yerde dinlenmesi gerekir. Şimdi bu işi siz yapabilirsiniz. Biz mi? Nasıl? Canım, düşmanı değilsiniz ya onların. Bu ölü noktayı aşmalarında onlara yardımcı olacaksınız. Evlisiniz. Evliliğinizle onlara örnek olun. Mesela hazır geldiniz. Alın götürün onları. Şimdi veya sonra. İçine düştükleri bunaltıdan kurtulmaları lazım. Bunu da mı yapamazsınız? Fakat şimdi bu durumda bizim gitmemiz... Gidin. Bu böyle süremez. Kıza da yazık, oğlana da yazık. Bu işin bir sonuca bağlanması gerek. Evleri istasyonun hemen yanında. İstasyonun yanında mı? Bilseydik gibi. Nereden bileceksiniz? Buradan daha mı iyi şimdiki yerleri? Kendi övünmek gibi olur ama değil. Aynur hiç çıkmak istemedi. Çok yalvardı Hilmi'ye. Ama dinletemedi. Gittiler, daracık bir apartmanın 2 odasına sığındılar. Sebep de... Evet. Sebep de Hilmi'nin hastalığı dedim ya. İstasyona yakın olsunmuş. Hemen gidebilmek için. Gidebilmek için mi? Nereye? Bilir miyim? Öyle dedi. Bakarsınız hemen gitmemiz gerekir dedi. Hemen kelimesini de öyle tuhaf söyledi ki ürktüm bayağı. Bu hemen sözünde çok şeyler gizli bence. Siz ne dersiniz? Biz mi? Bilmem. Peki onları bulamazsanız ne yapmayı düşünüyorsunuz? Döneceğiz saat 10 treniyle bu gece. Güzel. Öyleyse çabuk gidin. Hiç belli olmaz. Hilmi bu. Aklına eser, bakarsınız almış karısını gitmiş. İşte adresleri. Gidin, umarım ki bulursunuz. Of.
Birdenbire niye sustuk böyle? Hilmi? Ne var? Niçin konuşmuyoruz? Bilmem. Demin ne güzel konuşuyorduk. Her şey bir yerde bitiyor. Ama yine başlayabilir. Havamızı yitirdik. Neden? Araya zaman girdi, sessizlik girdi. Daha neler? Başka şeylerden bahsedelim. Mum da bitmek üzere. Bu ikincisi, son mum. Ne olur mum biterse. Hem niçin yakmıyoruz lambayı? Yakma. Mumun gölgesine bak, yarı gölge. Büyük olayların gölgesi önceden düşer yola. Böyle bir mısra vardı ama kimin unuttum. Bir şey biteceğine yakın gölgesi büyüyor. İkindi güneşleri gibi. Uzuyor, geriliyor, sonra birden yok oluyor. Ameliyatların eşiğinde hastaların durumu. Ameliyat salonuna girerlerken korkuları son raddeyi bulmuştur. Sonra birdenbire korku da, ümit de silinir ve başlar boşluk. Bu malevinin son çırpınışları seni yine duygulandırdı. Bırak da yakayım elektriği. Hayır, karanlıkta daha iyi. Perdeyi açsam dışarının aydınlığı da yeterdi. Açma, ben aydınlıktayım, görüyorum. Şu radyoyu da kapat. Peki. Sofrayı toplamayayım. Acelen ne? Saat daha 10 bile olmadı. Son tren gitsin hele. Erol'un dönmesinden mi korkuyorsun? Bu sefer dönmeyecek, üzülme. Onu düşünmüyorum. O halde? O halde. Biz her gece son trenin sesini beklemiyor muyuz seninle? Hiç düşündün mü? Özellikle neden hep o trenin sesini duymak istiyoruz? Kaçırılan son fırsat olduğu için mi dersin? Adı üstünde. Son tren. Bir özlem belki. Trenin gideceği yerleri mi özlüyoruz nedir? Ben özlemiyorum. Sen? Ben de özlemiyorum. Ben senin yanında olmak isterim. Ama demin ne dedin? Belki dedim. Belki de gecenin sessizliğinde son trenin sesi bizi hayata çağırıyor yeniden. Kendi hayatımızı. Bu olabilir. Bu tren sıkıntıları temelli alıp götürebilse, hayata bütün benliğimizle bağlanırdık. Bekleyelim. Neyi bekleyelim? Son trenin bu geceki sesini. Oh, biraz daha şarap olsaydı. Yazın fazla gelmez miydi? İşte laf olsun, fazla içicimden değil ya. Ama vakit geçerdi. Vakit geçmek bilmiyor. Çift sayılar bu sırada. İşte şu 32. 86'yı bulacağız. Ne de uzun sokak. Ne kadar sessiz. Hem çok karanlık. Saat de ilerledi. Gelin vazgeçelim bu işten. Çok heyecanlıyım. Duralım biraz. Vazgeçelim. İmkansız. Artık çok geç. Hem onları kurtarmalıyız. İçimde hiçbir öc alma duygusu, hiçbir düşmanlık yok. Rahatlıkla konuşabiliriz. Neyi konuşabiliriz? Korkacak bir şey olmadığını. Anlamadınız mı valinin sözlerini? Onlar bizden, bizim hatıramızdan kaçıyorlar. Onlar bizim yüzümüzden mutsuz. Hilmi'nin korkuları, tedirginliği sizin yüzünüzden. Benim yüzümden? Evet. Ama benim suçum ne? Ben ne yaptım? Bir şey yapmadınız. Fakat o kendini suçlu görüyor. İçi rahat değil. Gidişimiz onu ve Aynur'u kurtaracak. Huzura kavuşmalarını istemez misiniz? Ben artık yalnız bunu isteyebilirim. Fakat biz nasıl başarabiliriz? Öğrendiklerimizi bilmiyormuş gibi davranarak. Hem bir rol de değil bu. Onların saadetini artık ben de sizin kadar istiyorum. Buraya gelirken içimde birikmiş hınçlar vardı. Ama şimdi değiştim. Çünkü Aynur mutlu olsun isterim. Hilmi de. Kendilerine güvenleri yok. Korkularının yersiz olduğunu gösterelim. Bu güveni verelim onlara. Hatta yalan söyleyerek. Yalan mı? Hı. Ne gibi? Sevişiyormuşuz, yakında evlenecekmişiz gibi yaparak. Yaparak? Birbirimizin özel hayatını bilmiyoruz tabii. Evli misiniz? Hayır. Evli olsaydım gelemezdim. Siz? Bekarım. Her neyse, devam edin. Evet, pek yakında evlenecekmişiz gibi davranırız. Eski dostları ziyarete geldik. Çok mutluyuz. Halimizle, davranışlarımızla onlarda bu güven duygusunu yaratmalıyız. Yani zannetsinler ki biz de mutluluğun eşiğindeyiz. Artık hala bizi düşünerek saadetlerini bulandırmaları yersiz. Aklım ermiyor. Kötülük yok ki bunda. Biz sadece bir meraka kapılıp geldik. Şimdi merakımız ve başka duygularımız yerini bir ödeve bırakıyor. Tesadüf, kader sizi benim karşıma çıkarmış. Sevişiyor, anlaşıyoruz. Yakında evleneceğiz. Biraz geç de olsa biz de mesut olacağız. Böyle bir ziyaret için yeter sebep mi bu? Niye yetmesin? Hiçbir gücenikliğimiz olmadığını göstermek, eski dostlukları tazelemek istiyoruz.
Bu içtenliğimiz onları feraha çıkarır. Onlar bunu bekliyorlar. Bunu sağladık mı çekip gideceğiz. Bunun bir oyun olduğunu nereden anlayacaklar? Daha olmazsa ilerisi için uydurma bir adres veririz. Bizi arayıp bulacak değiller ya. Anlarlar. Ölüm yok ya sonunda. Durumları bundan daha kötü olacak değil ya. Dinlediniz valinin söylediklerini. Bizim için tek çıkar yol bu artık. Onlar için de bu. Buralara kadar gelip de onları görmeden gitmek istemiyorum. Ne olursa olsun görmeliyim onları. Evet. Geldik, görmeliyiz onları. Saat şimdi 9'u geçiyor. Şöyle böyle bir saatimiz kaldı benim trene. Son tren. Artık bu gece benim misafirim olursunuz. Tamam mı? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bir sinemaya gidebilirdik. Sıkıldım. Hayır. Peki? Hiç konuşmuyorsun. Yine kapandın içine. Kim bilir neler kuruyorsun. Saati. Hangi saati? Hayat saatini. Çok geri kalıyor. Ayarladım, kurdum. Artık düzgün işleyecek mi dersin? Umarım. Ne zaman? Tren gittikten sonra mı? Galiba. Nihayet itiraf ettin. Sen öyle istiyorsun. Bari lambayı yaksak, karanlıkta kaldık. Radyoyu da kapattın. Yakarız. Sonra. İçimde acayip bir korku var. Döner gelir diye korkuyorsun. Kardeşime bu kadar düşman olduğunu bilmezdim. Değil, günahıma girme. Bir sıkıntı ama ne sıkıntısı bilmiyorum. Şarabın ağırlığı da olabilir. Uyumak istiyorum. Uyumak istiyorum fakat trenin sesini duymadan uyuyamam. Acayip bir hal. Dur, gitme. Niçin? Gitme. Fakat kapı çalındı. Duydum. Erol'dur, vazgeçti herhalde. Açma. Sakın açma. Ama bu çok saçma doğrusu, neden açmayayım? Açma diyorum. Peki ama neden? Verilmiş bir karar varsa ondan dönmemek lazım. Yeniden başlamak istemiyorum. Kapıyı açtım mı artık her şey biter. Bu bir dönüm noktası, her şey biter. Nasıl biter? Bak dinle beni. Sinirlerim öyle gergin ki nasıl anlatayım sana? Hayatın bazı dönemlerinde yollar ayrılır. İster istemez böyledir bu. Herkes kendi hayatını yaşar. Biz kendi hayatımızı uzun zaman başkalarıyla bölüştük. Ama artık bizim olmalı bu hayat. Mecbur muyuz? Yavaş konuş, duyulacak söylediklerin. Duyulsun. Kapıyı açtığın anda her şeye tekrar başlamak gerekir. Var mı sende bu kuvvet? Gelen yabancı mı? Yabancılar bile kovulmaz kapıdan. Bu gece bu kapıdan içeri kimsenin girmesini istemiyorum. Anladın mı? İstemiyorum. Bıktım artık. Hilmi, zalim olma. Bırak da bakayım. Belki Erol değildir gelen. Hayır. Fakat hastalık bu seninkisi. Sana emrediyorum, açmayacaksın. Hilmi, çıldırdın mı? Peki. Nasıl istersen. Açmıyorlar. Anladılar galiba. Nereden anladılar? Seslenmedik, sesimizi duymadılar ki. Sır. İstemiyor beni. İsteseydi. Kocası bıraksaydı beni gördüğüne sevinirdi. Kendimi çok küçülmüş hissediyorum. Bu hakarete layık değildim. Fena. Çok fena. Üzülmeyin. Ok yaydan çıktı bir kere. Açtırıncaya kadar çalacağım kapıyı. Ne olursunuz vazgeçin. Artık çok geç. Ne dedi duymadınız mı? Mecbur muyuz? Açılmaz bu kapı kimseye dedi. Anladılar geldiğimizi. Belki de onlar getirdiler bizi buraya. Suçumuz ne? Rezil ettiler bizi. Allah'ım, daha nasıl durabiliriz burada? Konuş, bari şimdi konuş. Böyle yapmam gerekiyordu. Sürüp gitmesi daha mı iyiydi? İki tarafın da iyiliği için mecburduk buna. Az mı üzülüyorduk? Anla beni. Sen yalnız kendini düşünüyorsun. O yüzden taş kalplisin bu kadar. Öyle bil. Saat kaç? Karanlıkta nasıl göreyim? Az kaldı. Son trenin gitmesine değil mi? O da gidince şehir yine ölüm sessizliğine gömülür. Bir tabutta gibi. Trenler de olmasa, gelip giden trenler, bu ıssızlık çıldırtır insanı. Sonra bu karanlık. Yakalım şu ışığı. Ne olursun, korkuyorum. Artık korkma. Geçti. Dinle bak. Thank you.
Oh, lambayı yakabilirsin. Aç artık radyoyu. Radyo tiyatrosu bitti. Behçet Necatigil'in yazdığı Son Tren adlı bir oyun dinlediniz. Zihni Küçümen mikrofona koydu, şehir tiyatrosu sanatçıları oynadılar. Gül Gül Yun kadın, Zihni Küçümen kocası, Ayşegül Devrim kız, Kamran Usluer erkek, Saime Arcuman terzi, Şakir Arseven ev sahibi rollerindeydiler. Ses alma ve teknik montaj Hayrettin Çalkılıç.